Yazılı Yazır kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 9. sınıflar 2. dönem 1. İngilizce yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Daha fazla örnek yazılı sorular için yazılıdayim.net adresimizi ziyaret edebilirsiniz. İlk sorumuza başlayalım. Sorularımız klasik sorulardan oluşuyor. İlk soruda da bize bir metin verilmekte. Bu metinle alakalı 5 soru sorulmakta. Hemen metnimizi okuyalım. Hi merhaba. I am from London. Londralıyım. My name is Tom. Benim adım Tom. I go to secondary school. Ortaokula gitmekteyim. Every day I get up at 7 and then I have my breakfast with cheese, egg and a glass of milk. Her gün saat 7'de kalkarım ve sonra kahvaltımı peynirle, yumurtayla ve bir bardak sütle yaparım. I brush my teeth, dişlerimi fırçalarım and I leave at 7.50. Dişlerimi fırçalarım ve evden saat 7.50'de ayrılırım. I go to school by school bus. Okul otobüsüyle beraber okula giderim. I start school at 8.20 ve okulu 8.20'de başlamaktaymış. My favorite subjects are English, Math and Art. Favori derslerim İngilizce, matematik ve görsel sanatlar. I listen to my teachers carefully. Öğretmenlerimi çok dikkatlice dinlemekteyim. At uh, 12 o'clock I have lunch at school canteen. Saat 12'de uh, öğle yemeğini yemekteyim. I eat a sandwich and uh, fruit. Uh, Sandviç ve meyve yerim at lunch time öğle vaktinde I play chess and play uh, uh sorry uh, chess or basketball with my friends Öyle uh, öğle vaktinde ya arkadaşlar santraç oynamaktaymış veya da basketbol oynamaktaymış. At one o'clock our lessons start again and they finish at four thirty. I arrive uh, home at four forty-five. I watch my favorite cartoon stone and do my homework. Burada arkadaşlar eve 16.45'te varmaktaymış. Sonra favori çizgi filmini izlemekteymiş. Sonra ödevlerini yapmaktaymış. My father comes home at 7 o'clock. Saat 7'de babası geliyormuş. We have dinner at 7.15. burada da saat 7.15'te de akşam yemeğini yediklerini bize söylemekte. After dinner my father does some puzzles in the newspaper and my mother reads magazines. Yemekten sonra babası uh, puzzle yapmaktaymış ve annesi de yani gazetedeki puzzle'ları yapmaktaymış. Annesi de magazin yani dergi okumaktaymış. I have got a sister. Bir tane kız kardeşi varmış. He is very pretty. O çok tatlıymış. After dinner we play computer games for half, half an hour then. Uh, sonra arkadaşlar kız kardeşiyle beraber bilgisayar oyunu oynamaktaymış. I study my lessons and read really a book. E, derslere derslerine çalışırmış ve sonra da kitabını okurmuş. I drink milk. Süt çaymış. I go to bed at half past ten. 10. Saat 10.30'da da yatağa gitmekteymiş. Buna göre ilk soruda Does Tom have breakfast? Tom kahvaltı yap yapıyor mu diye sorulmakta. Evet Tom kahvaltı yapmaktaydı. Şurada da gördüğünüz gibi. Do, Does'a sorduğu için yes veya no dememiz lazım. Ve yaptığı için yes diyeceğiz. Yes, Tom. Do, does. Have breakfast. Adalı gerek yok. Direkt hani bunu hani kısa cevap vereceksek. Yes, Tom does diyebiliriz. veya da yes, Tom has. Bu sefer tabii ki have de has'e dönüşecektir. Has breakfast. Veyahut da dediğimiz gibi yes, Tom does. Evet, Tom yapar şeklinde kısa cevap olarak da söyleyebiliriz. Ama Bizim tercih ettiğimiz uzun cevaplardır. Öğretmenler de bunlara dikkat eder. What time does he leave home? Evden saat kaçta ayrılmaktaymış? Evden kaçta ayrılıyordu? 7.50'de ayrılıyordu. O zaman ne diyeceğiz? He leaves. Mesela burada S takısını unutmuyoruz. Çünkü geniş zaman yaptık. Leaves home at. Direkt buradaki 7.50'yi yapıştırıyoruz. How does he go to school? Okula nereye gitmekte diye sormakta. Okul arkadaşlar okul otobüsüyle okul servisiyle gitmekte. O yüzden he goes mesela burada yine S takısını unutmayalım. He goes to school by school bus. Diyerek okul otobüsüyle beraber okula gittiğini söyledik. What is his favorite subject? Onun favori dersi nedir diye sormakta. Baktığımızda aslında bu soru yanlış sorulmuş bir soru. Çünkü onun tek bir favori dersi yok. Aslında birden fazla favori dersi var. Ondan dolayı bunu düzeltelim. What are his favorite subjects şeklinde favori derslerini sormuş olalım. Ve sonra diyelim cevap verirken nasıl diyeceğiz? His favorite subjects are nelerdi? İngilizce, English, matematik and art, görsel sanatlar. Does his mother watch TV after dinner? Annesi Uh, akşam yemeğinden sonra televizyon izliyor mu? Hayır izlemiyordu. Yanılmıyorsam dergi okuyordu arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi dergi okumaktaydı. O yüzden uh, no diyeceğiz. No, his mother doesn't watch TV after dinner. Böylece hayır onun annesi Akşam yemeğinden sonra televizyon izlemez şeklinde cevabımızı vermiş oluyoruz. Onun yerine ne diyebiliriz? Hayır onun annesi akşam yemeğinden sonra dergi okur da diyebiliriz arkadaşlar. Size kalmış bir cevap türüdür. Sıra geldi ikinci sorumuza. B şıkkıyla buradan devam edeceğiz. Burada da cümleleri can veya can't ile doldurmamız istenilmekte. Can ne demektir? Hemen açıklayacak olursak yapabilme anlamındadır. Mesela birds can fly. Kuşlar uçabilir diyoruz. Hani yapabilme e, ile alakalı ifadelerdir. Burada zaten bize bunlar verilmiş. Şimdi ilkine baktığımızda eat pizza. Pizza ne yapmaktaymış? Tony hakkında konuşacak olursak. Tony pizza yiyemiyormuş. O yüzden ne diyeceğiz? Tony can't eat pizza. Şeklinde bunu söyleyebiliriz. Son Tony'den devam edelim. Tony e, bisiklete sürebiliyor muymuş? Evet e, binebiliyormuş. O yüzden Tony... Can, hani hiçbir şeye gerek yok direk can aynı şekilde ve verbimiz de aynı şekilde yazılacaktır ride a bike Hani herhangi bir ayıncı gelmesi takıl gelmesi söz konusu değil Tony'ye baktığımızda do shopping deniliyor yapabilmekte de evet o yüzden Tony can do shopping şeklinde bunu da söyleyebiliriz arkadaşlar Sonra devam edelim burada burada da hani kendimiz hakkında söylemiş olacağız I can eat pizza diyelim. Pizza yiyebilirim. Sonra e, ne diyelim? Bisiklete binemem. I can't. Can veya cannot da diyebiliriz. Hani onu da söylemiş oldum. Zaten can't, cannot'ın kısaltılmış halidir. Ride a bike. Sonra da buraya baktığımız alışveriş yapamıyormuşuz. I can't do shopping. Şeklinde burayı da söylemiş olalım arkadaşlar. Ve geçelim C bölümümüze. Burada da bizden komparatif yani karşılaştırma hallerini e, verilen e, sıfatların yapmamız istenilmekte. Şimdi komparatif halinde kuralımız şu olacaktır. Sıfata ya R takısı ya ER takısı ya da IER takısı gelecektir. IER takısı olması için sondaki Y düşecektir arkadaşlar. Bu regular için yani düzenli olanlar için geçerlidir. Bir de bunun yanında eğer sıfatımız uzun bir sıfatsa o zaman da başına more ekliyoruz bu şekilde söylemiş oluyoruz. Bunlar düzenler içinde düzen size de zaten direkt ezberlemeniz gerekiyor. Örneklerden daha iyi anlayacaksınız. Hemen bakalım. David is not doctor George. David George'dan daha genç dememiz lazım. David ve George yaş açısından baktığımızda David daha genç. O yüzden young sıfatını nasıl yapabiliriz? Burada kurallı bir şekilde söyleyebiliriz. Younger Yangından sonra deni de unutmayın. Burada unutmamanız gereken is yani emizardan birini koyacaksınız. Komparatif halini yazacaksınız ve sonra deni koyacaksınız. Den hani daha anlamındadır burası için. David is George'dan daha yaşlıdır. Is older than. Deni koymazsanız soru gider. Burada George is nokta nokta David. George David'tan daha kilolu dememiz lazım. Is fatter. Mesela burada fat fiili tek geceli olduğundan dolayı te tekrarlamaktadır. Bunu da unutmayalım. Beautiful George house is not nokta George'un evi David'in evinden daha güzel dememiz lazım ve beautiful uzun bir sıfatımız olduğu için direkt more beautiful than şeklinde söylememiz gerekiyor. Hani bunun kuralı direkt uzunluğuyla alakalı değil ama size hani açıklayabilmek açısından direkt uzun gördüğünüz fiiller arası direkt more'u yapıştırabilirsiniz. George David'den daha uzun diyeceğiz. George is taller than David. David gets nokta nokta money nokta nokta Tom. Şimdi burada da David daha az para almaktadır diye sorulmakta. David'in baktığımızda 800 dolar. George ise 1500 dolar. O yüzden burada ne diyebiliriz? Bet ayrıca irregular bir sıfatımız olacaktır. Yani e, worse olacaktır. Get worse money than to. Yani David daha az, daha kötü maaş ücret almaktadır şeklinde söyleyebiliriz. Burada David'in evi evinden daha küçük dememiz lazım. Smaller şeklinde, smaller den şeklinde burayı da söylememiz gerekecek. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu satır atmamızın ardından D bölümümüzde devam edelim. Burada da bize fiiller verilmekte. Bu fiillerle resimleri eşleştirmemiz isteniliyor. Şimdi bakalım. Get up, kalkmak, Hangi nerede kalkılmakta? Şöyle bir baktığımızda şu resimde sanıyorum ki çocuk yatağından yeni kalkmakta. Buraya A'yı yapıştıralım. Go to bed ne demektir? Yatağa gitmek demektir. Ve yatağa nerede gitmekte? Gördüğünüz gibi bakacak olursak. Sanıyorum ki burada yatağa gitmekte. Hani bunu yatağa gitmek olarak söyleyelim. Get up kalkmayı da e, şu olarak ya da tamam doğru arkadaşlar. Yani yatağa gitmek, uyumak, yatağına yatmak buradaki haş olarak söylenebilir. Hani ikisi tam olarak güzel bir şekilde resmedilmemiş arkadaşlar. Hani siz de böyle karışıklıklar yaşayabilirsiniz. Biraz mantıklı düşündükten sonra hani böyle daha doğru olacağını söyleyebiliriz. Önemli değil. Yani bunlar burada anlamlarını bilmeniz yeterli. Resimler bize alakadar etmez. Visit my friend. Arkadaşlarımı ziyaret etmek. Arkadaşları nerede ziyaret ediliyor? Şurada gördüğünüz gibi. Burayı de yapıştıralım. Have breakfast kahvaltı yapmak. E'de verilmiş yapıştırdık. Watch a video. Video izlemek. F'de. Have lunch, öğle yemeği yemek. Burada gördüğünüz gibi. Buraya da. Uh, bir de sanırım akşam yemeği var. Neyse onlar da önemli değil dediğimiz gibi. Have dinner denilmekte. Uh, Dinner'ı nerede söyleyebiliriz arkadaşlar? bir dakika bir hata yapıyoruz herhalde. Ama önemli değil. Have a shower, duş almak. Burayı da B olarak söyledikten sonra geriye ne kaldı? Buradaki resmimiz kalmış oldu. Uh, hani bu da... Have denir akşam yemeği yemektir. Hani burada da akşam yemeğini yediğini varsayacak olursak C'yi de buraya yazalım. Hani burada resimler birazcık karışık verilmiş arkadaşlar. Hani sorun değil burada önemli olan bunların anlamını biliyor olmanız. Sınavda size resimler size daha açık bir şekilde gelecektir. Sanırım burada bir baskı hatasından dolayı böyle bir yanlışa düşmüş olduk ki zaten mesela direkt gördük burada akşam olduğunu görüyoruz. Akşam yemeği olduğu için buraya C'yi diyelim. Buraya da G'yi söyleyelim arkadaşlar. Bu şekilde söylemiş olalım. E bölümümüze geldi sıra burada da bize bazı kişilik özellikleri veriliyor. Bunları karışık olarak verilmekte bunları e, doğru bir şekilde yazacağız. Şimdi buraya baktığımızda burası ne olacaktır? Generous olacaktır. Ne demektir? Cömert demektir. Anlamını da bilmiş olalım. Burası sincere ol olacaktır arkadaşlar. Bunun anlamı da samimi anlamındadır. Hadi mektuplar sonra sincerely denilmektedir. Yani sevgilerle, samimiyet anlamında bunu da söyleyebiliriz. Burası helpful, yardımsever olacaktır. Buraya baktığımız ise most olacaktır arkadaşlar. Ha pardon, modest olacaktır. Modest ise mütevazi anlamına gelmektedir. Burası polite olacaktır, kibar anlamına gelmektedir. Burası ise boring olacaktır, sıkıcı anlamına gelmektedir. Buraya bakalım. Burada da gene fiiller veriliyor. Bunları resimlerle eşleştireceğiz. Have a bath banyo yapmak demektir. Burada banyo yaptığını söylüyoruz. Have a bath Sing a song, şarkı söylemektir. Ve e, burada sanıyorum ki şarkı söylüyorlar. Sing a song. Cut paper, kağıt kesmektir. Burada kağıt kesilmekte. Cut paper. Cook, yemek yapmak, yemek pişirmektir. Climb a rope, ipe tırmanmaktır. Climb a rope. Bu şekilde bunları da tamamlamış olalım ve geçelim diğer sorumuza arkadaşlar. H bölümünde de Soruları cevaplandırmamız istenilmekte tabloya göre. Baktığımızda ilk sorumuza What is the longest river in Turkey? Türkiye'deki en uzun göl neresidir diye sorulmakta. River pardon nehir olacaktır. En uzun nehir hangisiymiş bakalım. Ee, ha tabi bu ayrı bir soru zaten. Hani bunları pardon ondan önce G bölümümüz varmış. Tablo ile yok. Çok özür dilerim arkadaşlar. Hani biraz dalgınlığıma geldi. Hani ben de tüm yazıları yetiştirmeye çalışıyorum biliyorsunuz ki mazur görün diyelim ve g ile devam edelim. Şimdi baktığımızda buradaki e, tabloyu cevaplandıracağız. How often do you drink coke? Ne sıklıkla cook? yani kola içersin demekte. Baktığımızda kolaya never olmakta. Şöyle cevap vereceğiz. Burada zaten you ile sorduğu için ile kendimize göre cevap vermemiz gerekecektir. I never drink coke. Ben asla e, kola içmem. How often do you have meal? Ee, yani ne sıklıkla öğün yersin yani öğün yaparsın e, anlamında diye sorulmakta. Baktığımızda three times a day. Günde üç kez yemekteymiş. O yüzden ne diyeceğiz arkadaşlar? I have meal three times a day. Günde üç öğün yerim şeklinde söylemiş olalım. How often do you eat pizza? Ne sıklıkla pizza yersin? Pizzayı Once a week haftada bir kez yemekteymiş. I eat pizza once a week. Haftada bir pizza yerim demiş olalım. How often do you do your homework? Ödevlerini ne sıklıkla yaparsın? Baktığımızda always genellikle yapmaktaymış. I always do my homework. Şeklinde söyleyelim. How often do you have breakfast? Ne sıklıkla kahvaltı yaparsın? every morning. Her sabah yapmaktaymış. I have breakfast every morning. Bu şekilde söylemiş olalım. Burada dikkat etmeniz gereken sıklık zarfları. Always never gibi. Bunlar özneden direkt sonuna gelecektir. Özne fiilin arasında olacağını söyleyebiliriz. İşte şimdi H bölümüne devam edebiliriz. Buradaki soruları cevaplandıracağız. What is the longest river in Turkey? Türkiye'deki en uzun nehir hangisidir nedir diye sorulmakta. Şimdi ne diyeceğiz? Şöyle cevapla vereceğiz arkadaşlar. Aslında hani bize verdiği şu özneyi direkt başa koyacağız. The longest river in Turkey is Fırat River. Yani Fırat Nehri olduğunu söylemiş olalım. What is the highest mountain in Turkey? Türkiye'deki en yüksek dağ nedir diye hangisidir diye soruluyor. Ağrı Dağı'dır. Şöyle diyeceğiz aynı mantık. The highest mountain mountain in Turkey is our mountain. Hani ağrı da olduğunu söylemiş olalım. Veya şöyle kısa yoldan şöyle de diyebilirsiniz. It is our mountain. Hani böyle de diyebilirsiniz ama ben uzun yap vermenizi her zaman daha çok tavsiye ederim. What is the best film you have ever watched? E, bu zamana kadar izlediğin en iyi dizi nedir diye sorulmakta. E, film nedir diye sorulmakta. Benim için arkadaşlar ne olacaktır? Kendi adıma söyleyecek olursam. Hani Nayim filmini çok sevmiştim. O yüzden bunu o şekilde dolduracağım. Siz de kendinize göre e, doldurabilirsiniz. Bunu da mesela e, it ile cevap cevaplandıralım. It is Naim. Hani Naim filmi. Filmin adını söylemiş olduk. İşte veya da diyebiliriz. The best film. I have ever watched is nokta nokta da diyebilirdik. Who is the most beautiful girl in your class? Burada da sınıfındaki en güzel kız kimdir diye sorulmakta. Ne diyebiliriz? Buna gelen she ile cevap verebiliriz. She is nokta nokta. Veya da the most beautiful girl in my class is nokta nokta da diyebiliriz. Bunu da kendinize göre cevaplandırın. Yorumlara da bunun cevabını verin arkadaşlar. What is the biggest lake in Turkey? Türkiye'deki en büyük göl nedir diye soruluyor. Van Gölü'dür. O yüzden ne diyelim? Bunu da şu şekilde cevaplandıralım. The biggest lake in Turkey is Van Lake. Van Gölü olduğunu böylece söylemiş olduk arkadaşlar. Son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Dilerseniz kanalımızdan diğer yazılı videoları görebilirsiniz. Daha fazla yazılı örneği için yazılayın.net adresimizi ziyaret etmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.